Merhabalar sevgili Açık Beyin dostları. Bu soruyorumda konumuz biraz enteresan. Aslında bana biraz uzak bir konu. Fakat gelen sorulardan hani bu konuda bir şeyler söyleyebileceğimizi hissettiğimiz de bir mesele. O yüzden dedim ki bunu şöyle bir kayıt altına alalım. Şu insan kaynakları diye bir mesele var. Özellikle sevgili Cecil Pirr'le beraber bu insan odaklı liderliği birkaç sene evvel yazdığımız dönemde ben de sevgili Cecil sayesinde bu konuyla biraz ilgilenmiştim. İnsan kaynakları sözü çok hoşuma gitmiyor. Çünkü böyle kaynak hani devamlı üreten, yeni ürettiğini eskisinin yerine koyabildiğim falan devamlı akış halinde bir şey ya. Halbuki mesela biz insan odaklı liderlik kitabında tekil olarak insanın temel ihtiyaçlarının ne olduğuna dair biraz derinleşmeye çalışarak aslında iş dünyasında insanı yeniden tanımlamak ve yeniden konumlandırmak üzere bir çerçeve çizmeye gayret etmiştik. Şimdi böyle yapınca da tabii kendi içinde yaşadığımız şartlarda bu yeni teknoloji, yeni medeniyet, yeni bakış açılarının bulunduğu, yeni sorunların bulunduğu bir dünyada ve sektörlerin de çok hızlı değiştiği bir minvalde şu eskiden beri getirdiğimiz insan yönetimi, insan kaynakları dediğimiz meseleye biraz daha farklı yönden bakmak gerektiğini şahsen ben düşünüyorum. Şimdi birincisi esas konu şu. Medeniyet olarak, insanlık medeniyetinin temel felsefesi olarak bence şöyle bir sıkıntımız var. Biz her şeyin merkezine insanı koyduğumuzu düşünüyoruz. Her şeyi insan odaklı yaptığımızı zannediyoruz. Hümanist bir perspektiften bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. Bir örnek vereyim. Mesela içinde yaşadığımız şehirleri biz tamamen insanın ihtiyaçlarına göre organize ediyoruz. Ve insanın bize göre önde gelen ihtiyaçlarını öne çıkarıp ikincil, üçüncül olan ihtiyaçlarını bize göre yine arka plana atarak bir işte ihtiyaç hiyerarşisine göre bir şeyler inşa ediyoruz. Mesela şehirlerde yaptığımız organizasyonların en büyük motivasyon kaynağı ne? Genellikle parasal işler. Yani maliyet burada çok belirleyici. Dolayısıyla maliyet belirleyici olunca biz ne yapıyoruz? Olabilecek en az harcamayla olası en fazla karı elde etmek için mesela dikine kasabaları inşa edip bir sürü insanı oralara tıkıştırabiliyoruz değil mi? O yüksek yüksek binalarla şehirler inşa etmemizin temel nedeni bu. Ya da mesela ne bileyim işte uzak mesafelerde iş yapan insanlarımız için otoyollar, otomobiller, işte onların gideceği sinyalizasyon sistemleri falan filan gibi yoğun trafiğin olduğu şehirler yaratıyoruz mesela. Yine insanlar canların istedikleri her şeyi bulabilsinler. Yani onların böyle canlarını sıkmayalım, devamlı bir elleri yağda bir elleri balda olsun diye. Alışveriş merkezleri, marketler, şunlar bunlar ortalığı ürünlerle de bir güzel dolduruyoruz. İşte evlere kanalizasyonlar yapıyoruz, internetler bağlıyoruz, uydu sistemleri kuruyoruz, eğlence sistemleriyle dolduruyoruz. Şunlar bunlar aklınıza gelecek her türlü teknolojik ve mühendislik altyapısını koyuyoruz. Ama tatil olduğu zaman insanlar deli gibi şehirden kaçıyorlar. Mesela geçenlerde bir bayram gününde İstanbul'da bulunma şansını yakaladım. İstanbul gerçekten sayfiye yeri gibiydi. Koskoca şehirde neredeyse kimse kalmamıştı. Peki biz bu şehirleri insan için yapıyoruz da insanlar niye tatillerde bu şehirden kaçıyorlar? Çünkü biz insanın ihtiyaçlarını doğru analiz edebilecek kadar insanı anlamıyoruz ve tanımıyoruz. İnsanın ne olduğuna dair çok yanlış ve çarpık fikirlerimiz var. Mesela paranın bizi mutlu edeceğini hep zannediyoruz. Özellikle gençlerimizin birçoğunda böyle bir durum var. Ben dünyayı dert etmeyecek kadar param olsun, ondan sonra derdim kalmaz zannediyor herkes. Fakat yeterince para kazanan herkes bunun hemen her durumda aksi kanıtı oluşturmasına rağmen, yani zengin insanların nadiren kendini iyi, tam ve mutlu hissetmelerine rağmen, bunu da herkesin biliyor olmasına rağmen, biz hala böyle bir yanlış algıyla insanlarımızı para kazanma peşinde, sadece para kazanma peşinde koşturabiliyoruz. Aynı şeyleri yaptığımız mantık, dikkat edin. İnsan diye bir şey varsayıyoruz. Ona dair bir şema çiziyoruz kafamızda ve o şemanın ihtiyacı olacağını düşündüğümüz şeylerle bir takım inovasyonlar yapıyoruz. İşte adı şehir, adı iş dünyası, adı ofis tasarımı, adı teknoloji, adı cep telefonu, her neyse. Dolayısıyla bunların hepsini yaparken insana dair tanımımız sakat olduğu için, insanın ihtiyaç hiyerarşisini doğru anlayamadığımız için netice itibariyle insana faydadan çok zarar getirebilen ya da en azından insan potansiyelini doğru dürüst kullanmamıza izin vermeyen bir sistem yaratıyoruz. Elbette ki genellikle kar odaklı olarak çalışan, tabiatı itibariyle kar etmek zorunda olan şirket yapılanmaları içerisindeki insan tanımı da bundan etkilenmiyor değil. Hatta oldukça fazla etkileniyor. Ve netice itibariyle biz
Mesela beslenmede yaşadığımız sorunun çok benzerini burada yaşayabiliyoruz. Hani bu beslenme piramidini hatırlarsınız, bir ara çok meşhurdu. O şu anda çoktandır çok şükür gündemden kalkmış olan eski bir beslenme piramidimiz vardı. En altında böyle hep karbonhidratlar, efendim ekmekler, makarnalar, şunların bunların dolu olduğu. Yukarı doğru çıktık da işte proteinlerin bilmem ne olduğu bir sistem vardı. Bu ne üzerine kurulmuştu? İnsanın temel enerji kaynağı karbonhidratlardır. Çünkü şeker yakıyoruz biz neticede. Dolayısıyla bolca karbonhidrat alması lazım. Ondan sonra işte et, met, hayvansal protein, ondan sonra yeşillikler, ondan sonra falanlar filanlar şeklinde bir besin piramidi yapmışlardı. Fakat bugün tamamen mantıksal olarak doğru olduğunu zannettiğimiz bu piramidin ne kadar yanlış olduğunu zaman içerisinde bayağı dayak yiyerek anladık. Çünkü karbonhidratlar denen şeyin tabiatta asla bu kadar bol ve bu kadar saf halde bulunan bir şey olmadığını ve insan metabolizmasının endüstriyel karbonhidrat üretimine dayanamadığını ve bu kadar karbonhidratı kaldıramadığını acı tecrübelerle öğrendik. Hatta bir dönem sırf bu yüzden, o besin piramidindeki yanlış algımız yüzünden, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir gelenekle besinlerin tamamen yağsız bir şekilde üretilmesi ve yağsız olunca da lezzeti kaçtığı için içine bol miktarda şeker basılan besinlerle insanların bir iki nesil boyunca beslenmek zorunda kaldıkları bin minvalde en sonunda büyük bir obezite salgınıyla karşı karşıya kalınca aldığımız ders oldukça ağır bedellere mal oldu. Şimdi aynı şekilde günümüz dünyasında yaşadığımız insan kaynakları ile ilgili problemlerin de ben biraz bu felsefeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biz insan odaklı liderlik çalışmasında basitçe her insanın neye ihtiyaç duyacağına dair hiçbir şey bilmiyormuş gibi biyolojik, psikolojik ve kadim verilerden kaynaklı bir resim çizmeye gayret ettik. Orada bizim çok temel ihtiyaçlarımız var. Bir, anlam ihtiyacımız var. Her insanın yaptığı işe, yaptığı şeye, her türlü faaliyetine bir anlam vermesi gerekiyor. Ve eğer bu anlam sağlanmıyorsa, bir insana siz ne kadar ödül, ne kadar para, ne kadar mevki, ne kadar şan şöhret verirseniz verin, o insanı bunalımlardan ve varoluşsal sıkıntılardan kurtaramıyorsunuz. Anlam çok merkezi. Orada anlamın bizim dilimizdeki karşılığı, işte Arapçadan aldığımız bir terim de kullanıyor, mana diyoruz biz. Oradan da maneviyat diye bir terim türüyor. Yani aslında insanın manevi dünyası, anlam dünyası paradan puldan çoğu zaman daha önemli. Ve bakınız, acaba biz ne kadar kendi iş hayatımızda bunun karşılığını görebiliyoruz? Bu ne kadar ana konumuz oluyor? Bir başka sorunumuz, insanın yine biyolojik geçmişine, işte evrimini biraz dikkate alırsanız, insanın bir sürü canlısı olarak ait olmak ihtiyacı hissettiğini görürsünüz. Dolayısıyla aidiyet, kendine ait hissedebileceği anlamlı bir bütün içerisinde bulunmak hemen hemen hepimizin kaçınılmaz bir ihtiyacı. Artı o aidiyet içerisinde kendini güvende hissetmesi. Mesela güvende olmak çok istediğimiz bir şey. İnsanlar güvensiz ortamda performans gösteremiyorlar. Her türlü performans kriterleri açısından ciddi bir olumsuzluk sergiliyorlar. Peki güven nasıl sağlanır? Bu da bir başka insanın temel özelliklerinden bir tanesi. Biz kime güveniriz? Çok basit bir sistemi var bunun. Bizim için fedakarlık yapacağına inandığımız insanlara güveniriz ve biz de onlar için fedakarlık yapmaya gönüllü oluruz. Yani bir firmanın çalışanlarına fedakarlıklar yapması söz konusuysa, fedakarca davranan bir yönetim altındaysa, bu çalışan insanlar da firmalarına gayet güvenerek firmalarının geleceği için gayet kolay fedakarlıklar yapabiliyorlar. Belki aile hayatlarından, belki kendi mesailerinden, kendi serbest vakitlerinden fedakarlık yaparak oranın hayrına çalışabiliyorlar. Ama ancak bu hangi şart altında mümkün oluyor? Gerçekten insanın temel ihtiyaçlarını doğru anladığınız bir setupta, bir kurguda bu gerçekleşebiliyor. Konu gerçi çok uzun, üzerine çok fazla konuşabiliriz ama insanın özellikle biyolojik ve psikolojik özelliklerinin tekrar sıfırdan ele almamızı gerektiren çok özel bir zamandan geçiyoruz. Çünkü bu zamanda şöyle de bir sıkıntımız var. Dijital teknolojiler aklımızın alamayacağı bir boyutlara doğru gelişim gösteriyor. Yapay zeka falan her tarafımızı kuşatmış vaziyette. İnsanın yaptığı rutin hemen hemen tüm görevleri yapay zekanın ele geçirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bizim yerimize şiir yazıyor, müzik besteliyor, resim yapıyor, her türlü hesap, kitap vesaire işini yapıyor ve dolayısıyla gittikçe meslekler elimizden giderken biz şu soruyu soruyoruz. İnsan gerçekten ne işe yarar? Bu devirde eğer önce olmak isteyen bir kurum varsa, orijinal bir insan kaynakları fikri geliştirmek isteyen bir yer varsa, önce bence bir insanın fabrika ayarlarına şöyle bir bakmalı, derinlemesine. İnsanı tekrar bir tanımlama cesareti göstermeli. Ondan sonra da çok bariz bir şekilde bu yapay zeka ve teknoloji devrinde
insana gerçekten nasıl iadeye itibar yapabileceğimizi, ondan nasıl en üst düzeyde faydalanabileceğimizi bir daha düşünmeli. Benim bu konuda kestirme cevaplarım yok. Ben de konu üzerine çalışmaya devam ediyorum ama büyük bir insan kaynakları krizi içinde olduğumuz çok malum. Muhtemelen bu soru da bana o yüzden bu kadar sık geliyor. O yüzden önce bir sakin olup bildiklerimizi bir süre böyle bavul gibi kapının önüne bırakıp sadece ve sadece benim ihtiyacım ne, ben gerçekten ne istiyorum sorusuyla başlarsak bence diğer insanların ne istediğini çok daha kolay anlayacağız. İnsan çok karmaşık bir varlık. Fakat oldukça sade kurallarla işliyor. En azından biyolojisinin ve psikolojisinin temellerini anlamaya çalışarak bu sürece başlamanın çok faydalı olacağını düşünüyorum.